Tahkik bu 9 ciltlik kitaba 2 ciltte kendileri eklemişler. İbn-i Teymiye Vatikan'a demiş ki ben sizi İslam dinine davet ediyorum. Suudi Arabistan baskısı da bu cümleyi almış. Ben sizi tevhid-i esma ve sıfata davet ediyorum şeklinde yeni baskı yapmışlar diyor. لهذا أصبحت الكتب المطبوعة في مصر عن ابن تيمية تختلف عن الكتب المطبوعة عن في السعودية. Bu yüzden Mısır'da İbn Teymiye'nin kitaplarının baskılarıyla yapılan baskılarıyla Suudi Arabistan'da yapılan baskıları arasında çok ciddi farklılıklar bulunmaktadır bu mantıktan dolayı. كتاب الرد على بابا الفاتيكان أو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح معجز بالكتاب ندان لأن ابن تيمية قال في هذا الكتاب سوف تحدث حرب عاجلة في أوروبا ينتج عنها مذهب يتحرر من أصول المسيحية وهذا المذهب ظهر بعد وفاة ابن تيمية ب200 عام هو المذهب البروتستانتي. İbn Teymiye'nin Vatikan'a yazdığı bu 9 ciltlik kitapta çok çok müthiş bir kitap. Çok önemli, kendisi muciz dedi, bir nokta var diyor. İbn-i Teymiye Hristiyanlığı yorumlar ve reddiyede bulunurken demiş ki sizin şu anki halinizin gösterdiği gidişat o ki yakın bir gelecekte sizin Hristiyanlık içerisinden çok daha farklı yeni bir mezhep ortaya çıkacak demiş. Gerçekten de diyor İbn-i Teymiye'nin vefatından 200 yıl sonra Protestanlık mezhebi ortaya çıktı diyor. Bu açıdan tespiti önemlidir diyor. Şimdi bu noktalardan sonra yeni bir başlık olarak İbn-i Teymiye'nin aslıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. لأن ابن تيمية في هذا العصر أعطى فتوى خاصة بزمانه الآن تطبقها بعض الجماعات المتطرفة على أنها صالحة لكل زمان ومكان وما هي إلا بفتوى واجتهاد شخصي لظرف حالي في هذا الزمان. Yani yine bir parantez kendim koyayım da gerçekten çok ben beklemediğim şeyler söylüyor hocam. Etkili bence. İstifadeli genç arkadaşlar için söyleyeyim. İbn-i Teymiye'nin asrını açıklamamız çok önemlidir. Çünkü İbn-i Teymiye kendi yaşadığı zaman şartları içerisinde bir kısım görüş ve fetvalar ileri sürmüştür. Ancak günümüzün çok aşırı bazı Vehhabi Selefi cemaat grupları bunlar. İbn-i Teymiye'nin sadece kendi zamanındaki şartlar icabı olarak söylediği bir kısım fetvaları bütün zamanlar ve mekanlar için geçerlidir düşüncesiyle getirip aynen günümüz şartlarına uygulamaları gibi bir problem gözükmektedir. Mesela, fi asr ibn Teymiyye, örnek olarak. Mesela, fi asr ibn Teymiyye hadasa hücum ala Şam min selaset atraf. Ahlul Cebel, al-Nusayriye, al-Batiniye ve al-Nasara al-Salibiyyin min Avrupa ve al-Mağul al-Ashab Kazan. وقازان أراد أن يحتل الإسلام بلاد الشام باسم الإسلام فقال أنا مسلم ثم هدم المساجد شرب الخمور اغتصب النساء وكلما دخل بلدا قال لماذا تقاتلوني أنا مسلم ثم يقتل المسلمين ويسبي النساء ويهدم ويخرب البيوت معهم لذلك قال ابن تيمية قلت قزان قزان ما هذا ملك المغول فمالك. نعم لذلك قال ابن تيمية كل من فعل هذه الأفعال ليس بمسلم. الآن بعض الجماعات المضطرفة تأخذ هذا الحدث وتقول أن ابن تيمية قفر المسلمين لأنهم يخالفون أصول الاعتقاد بينما ابن تيمية في وقته قتل أمام عيني 100,000 من المسلمين في بلاد الشام لذلك لم يستطع إلا أن يخرج هذه الفتوى لأنهم كانوا يدعون الإسلام ويقتلون المسلمين. Örnek olarak İbn-i Teymiye'nin yaşadığı zamanda Şam'a 3 koldan askeri saldırı olmuş. Bir grup dağdan Nusayriler tarafından gelmiş. Batıni Nusayriler. İkinci grup Hristiyanlar, üçüncü grupta Moğollar. Kazan adında bir kral varmış diyor. 3 koldan saldırı gerçekleşmiş Şam'a. Fakat bu Moğol tarafından saldıran Kazan denilen adam Şam ehline ben Müslümanım diyormuş. Ancak içki Müslümanların kadınlarına ahlaksızlık gibi yani İslam dışı bir sürü kebairi de işlemekte aynı zamanda da Müslümanları öldürmekte savaşta imiş. İbn-i Teymiye'nin yaşadığı zamanda 100 bin Müslüman öldürülmüş bu şekilde. 100 bin Müslüman öldürülmüş. İbn-i Teymiye bunları görünce bir fetva söylemiş. Demiş ki bu Kazan denilen adam Moğol saldırısını yapan kral ya da savaşçı neyse bu adam demiş, Müslümanlara saldırıp bunları şu fiilleri yapan bir insan Müslüman olamaz, kafir bu demiş İbn-i Teymiye.
Fakat günümüzdeki aşırı giden Selefi ve Vehhabi düşünceli olanlar ise İbn-i Teymiye'nin bu cümlesini o kazan ismindeki adamın özel durumlarına, şartlarına uygulamak yerine bugün Müslümanları kim işte öldürüyorsa, şunu bunu yapıyorsa tekfir edilir şeklinde arcuk an tükerrir el-ibara el-ahira min cedid hatta utercim ceyden. Yani İbn-i Teymiye kâle nükeffiru men ya'mel keza ve keza. Kâle İbn-i Teymiye. Ben tekrarlamasını istedim. Önemli konu. Nahnu nükeffir men edda'al İslam ve harabel İslam. İbn-i Teymiye demiş ki ben Müslümanlık iddiasında bulunup da Müslümanları öldürenleri tekfir ediyorum demiş. Bu kazan isimli adamdan yola çıkarak. لذلك قال ابن تيمية لا يوجد مسلم عدو لديني. المسلم ليس عدو لديني. Müslüman kendi dinine düşman olamaz, kendi dindaşlarına düşman olup öldüremez. Bu adam kafir demiş. Böylece bazı selefiyin قالوا جماعات السلفية. Günümüzde ise bir kısım selefi cemaatler, gruplar bunu nasıl yorumlamış bugün? Bazı Müslümanlar şimdi yapıyorlar bazı maasi, mesela terk salat. Lakin onlar inanıyorlar bu salat. İzan, onlar kafir, tekfir, kafir gam. Ve İbn Teymiyye lan yapıyor bunu. Qala huwa muslim lakinnu asi. Lanu tatbiq fatwa ala qazan al-maghuli ala awam al-muslimin ve hadha khata'un kabir. Günümüzdeki Vehhabiler bazı haramları işleyenleri direkt tekfir ederler. Namaz kılmayan, işte Türkiye için söyleyeyim, başını örtmeyen, tesettüre girmeyen, bir kısım haramları işleyen Müslümanları günümüz Vehhabileri doğrudan tekfir etmekteler. İbn-i Teymiye, Müslüman avamın bu tür işleri yapanlarını tekfir etmemiştir. Kazan örneğinde olanlar gibileri tekfir etmiştir. Bugün aramızdaki Vehhabilerle, yani günümüzdeki Vehhabilerle İbn-i Teymiye arasındaki çok ciddi uçurum noktalardan birisi budur diyor. Vefat İbn-i Teymiye. Sonuna geldik, öldürüyoruz İbn-i Teymiye. Vefatı, evet. Kayfe tevaffa İbn-i Teymiye? La narif. Nasıl öldü İbn Teymiye diyor, bilmiyoruz. Hadaset beyne İbn Teymiye ve ashab vahdetul vücud min at-turuk-us sufiyye mücadele anife havle men Allah. Hum kalu en Allah ve'l insan şey'un vahid. Lan Allah halaka'l insan ruhu. İbn Teymiye ile vahdet-i vücut düşüncesinde olan tarikat erbabı arasında çok şiddetli tartışmalar olmuştu. Tartışmanın ana başlığı Allah kimdir? Vahdet-i vücutçular ehli vahdet-i vücut maza kalu? Kalu en Allah ve'l insan şey'un vahid lan Allah halaka'l insan min ruh. İnsanla Allah aynı şeydir, tek vücut gibi söylemişler. Çünkü insanı Allah kendi ruhundan yaratmıştır demişler ayetinde. Farad aleyhim demi men kale haza fe huwa ya'taqid akide'tun nasara lan el halik gayru'l mahluk. İbn-i Teymiye de demiş ki böyle söyleyen kişi Hristiyanların düşüncesine neyi kabul etmiş olur? Çünkü Allah Halik'tir, insan mahluktur, aralarında bir alem farklıdır demiş yani. لذلك فر أصحاب علماء أصحاب وحدة الوجود من الشام وقت الحرب مع المغول إلى مصر ليخلعوا السلطان الناصر وقت المعركة مما سبب هزيمة الجيش المملوكي. سلطان الناصر أين كان؟ أين كان؟ كان في جنوب الشام. الشام. Vahdet-i vücut içeri, vahdet-i vücut düşüncesine sahip olan bu tarikat erbabı diyor Moğol saldırıları zamanında haracu mineşşam ile aynı Mısır'a geçmişler. Bu arada da Şam'daki sultanı da devirmek için uğraşmışlar. Kana yuharibul mağul fe khala'u asna'l ma'rak. Şam'daki Müslüman lider Moğollarla savaşırken onu vazifesinden azletmiş vahdet-i vücut ehli savaş sırasında. مما سبب هزيمه المسلمين في جنوب الشام. Bu durumda Müslümanların Şam'ın güneyinde mağlup olmalarına sebep olmuş. فعاد اليهم الملك الناصر لينقذ ملكه في القاهره. Kral da الملك الناصر dedi. O da Şam'a gitmiş. Şeyini kurtarmak, krallığını kurtarmak için yani ya da memleketini kurtarmak için tekrar bunlarla görüşmeye gitmiş. فمما اضطر الملك الناصر بعد هذه الهزيمه ان يعود الى مصر. ليسترد ملكه ويجهز جيش لتحرير الشام. Yani tekrar ordusunu toplayıp memleketini geri Moğollardan kurtarmak niyetiyle kral şeye gitmiş ya da sultan Kahire'ye, Mısır'a gitmiş. في هذا الوقت أباد السلطان قزان المغولي جميع سكان مدينة حما وحمص. Hama, Homs'taki bütün Müslümanları, bütün halkı kılıçtan geçirmiş Moğol idaresi. لم يتبقى من المسلمين في جنوب بلاد الشام سوى الهاربين وأهل دمشق. لذلك قاد ابن تيمية بنفسه مع والي الشام معركة جنوب دمشق تسمى معركة شقحب
هزم فيها المغول ولم يستطيعوا أن يعودوا بعدها لاحتلال بلاد الشام. İbn Teymiye ile dahil alam. Çok hatta. Humus ve Hama halkının tamamını adam katletmiş. Geriye sadece savaştan kaçanlar, yani kaçanlar kurtulmuş. Bir de Şam'ın güneyindekiler kurtulmuş. İbn Teymiye kendisi de tekrar savaşa dahil olmuş. Savaşanlarla birlikte Moğollara karşı geri memleketin elde edilmesine sebep olmuş. Kurtarılmasına. فَلَمَّا اسْتَرَدَّ الْمَلِكِ النَّاصِرِ فِي الْقَاهِرَةِ النَّاصِرِ مُحَمَّدْ بِنْ قَلَوُونَ حُكْمُهُ قال له أصحاب وحدة الوجود أتقبض علينا لأننا أردنا الحفاظ على دولة المماليك وابن تيمية يريد بعد النصر أن يقوم بعمل دولة خاصة به في الشام. Mağlup olup Mısır'a gidip tekrar ordusunu toplamaya çalışan sultan yeniden idareye gelip memleketini kurtardığında bu sefer vahdeti vücut ehli olanlar demişler ki sen bizi ortadan kaldırıp İbn Teymiye'nin keyfine göre, onun fikirlerine göre yeni bir devlet mi kurmak istiyorsun demişler. لهذا قبض عليه الملك الناصر لأنه كان يشك في الجميع بعد أن خرج من محبسه ووضعه في قلعة دمشق. Bunun üzerine kral, kral diyorum hep yanlış söylüyorum da devlet idarecisi sultan. Ne yapmış? Sultan İbn Teymiye'yi bu sefer hapsetmiş, almış fi قلعة دمشق. Şam kalesine bir yere hapsetmiş İbn Teymiye'yi bu sefer. Lakin hunaka fi bilad Şam hadaset mushkila. Anna ashab wahdat al-wujud zahabu ila asakir al-qal'a wa hum min talamiz min talamizahum wa a'tuhum al-mal li yanqilu Ibn Taymiyya fi hujra muslima wa ahraqu kutub Ibn Taymiyya amam amam aynayhi wa umiya hunak asbaha katifan hunak hatta tawaffahu Allah fi 'am 728. 728 yılında Hicri tabansa. Hicri 728 yılında vahdet-i vücut ehli olan bu kişiler İbn Teymiye'nin hapiste bulunduğu yere girmişler. Orada bazılarıyla anlaşma yapıp girmişler. İbn Teymiye'nin daha karanlık bir odaya taşıtmış. Bu arada gözünün önünde bütün kitaplarını yakmışlar. Bu sırada İbn Teymiye'nin de gözleri kör olmuş. Bu münasebetle bunun peşinden vefat etmiştir diyor. وَكَانَ فِي صَلَاتِ الْجَنَازَةِ عَلَيْهِ 100,000 insan, 50,000 مِنْ أَهْلِ الشَّامِ و50,000 مِنْ الْعِرَاقِ وَمِصْرِ. İbn-i Teymiye'nin cenazesinde 50,000'i Irak ve Mısır'dan olmak üzere 100,000 kişi, 50,000 de Şam'dan 100,000 kişi varmış İbn-i Teymiye'nin cenazesinde. وَمَزَارُ İbn-i Teymiye حُوِّلْ فِي عَهْدِ حَافِظِ الْأَسَدِ إِلَى مُسْتَشْفَى دِمَشْقِ الطِّبِّ ثُمَّ ذَهَبَتْ هَذِهِ الْمُسْتَشْفَى فِي الْحَرْبِ الْأَخِيرَةِ. Aynı İbn-i Teymiye lan? عند الله. Hafız Esed zamanında İbn Teymiye'nin kabrinin bulunduğu yere hastane yapılmış. Şu an ise hiçbir şey ortada bulunmamakta. El müsteşfa'dan gayrı mevcut. Şu an savaştan dolayı artık hiçbir şey mevcut. Ve İbn Teymiye yine mevcut. Yani gayrı mevcut. İhtilaf-ı ulema Şam alimlerine göre İbn Teymiye ve hastane oradaymış ama ben hocam. Ben özel ihtisasım İslam medeniyeti ve asıllar. Üstadına Suri, kul bil Arabi. Maşallah. Lakin ya akhi ana zahabtu ila hunak fi fatra ve hadin mustashfa tahtalif lanna hunak aksar min makan khas bi mazar İbn Teymiye. Ma yuhammuna huwa al mustashfa alladhi tahattam fi al fatra al akhira fi ahd Bashar al Asad fi inda tafjir mantiqat Susa qabla qiyam al thawra al Suriyya. Lanna hadhihi al mustashfa allati kana biha mazar İbn Teymiye. Velen. Hele neyse mühim. Çok önemli değil. Yani İbn Teymiye'nin mezarının olduğu yere diyor burada konuşan Halit hocam. Beşşar hastane yapmıştı. O hastane de şimdi savaş dolayısıyla yıkıldı, perişan oldu. Yani ortada İbn Teymiye'den bir şey kalmadı demek istiyor anladığım kadarıyla. Diğer hocam da yok hastane duruyor bir şeyler var filan dedi. Tamam. Böyle bıraktık mevzuyu. Önemli değil bu konu. Elen İbn Teymiye etkileri. Nasıl? İbn Teymiye etkileri. Tesir İbn Teymiye. Şu anda İbn Teymiye'nin etkileriyle ilgili biraz konuşacağım. Tamam. İbn Teymiye min ashhar talamizi İbn Kayyim el-Cevziyye. Al-Hafız İbn Kesir el-Dimeşki. İbn Teymiye'nin en önemli öğrencileri İbnül Kayyim el-Cevziyye ve İbn Kesir meşhur. İbn Kesir Al-Hafız İbn Kesir el-Dimeşki, Şemsüddin el-Zehabi, sahibi. Zehabi, tamam. Ve Makdisi ailesi, Al-Mughni el-Makdisi ve Abu Hamid el-Makdisi. وابن القدامى المقدسي. Tamam, mefhum. Makdisiler, Makdisi ailesi alimleri, İbn Kesir, İbnül Kayyim el-Cevziyye. Bundan en çok etkilenen öğrencileri.
الآن تأثير ابن تيمية في العصر الحديث. نجد في تأثير ابن تيمية في العصر الحديث أن هناك بعض العلماء قد أخذوا سواء كانوا من العلماء أو من الجماعات فكر ابن تيمية في ربط الدين بالدولة. Günümüzde modern çağda İbn Teymiye'nin etkilerine dair bazı şahıslar ve gruplar İbn Teymiye'den etkilenmiş dinle devletin bir arada tutulması, birbiriyle bağlanılması konusunda görüşler geliştirmişlerdir. Mesela في مصر أخذ فكر ابن تيمية محمد رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب وأحمد شاكر. Ahmet Şaker. Tamam. Mefhum hada kullu bil lugat Türkiye. İsimleri duydunuz. Reşit Rıza dedi ya, tercümeye gerek yok Türkçe. Fil Irak el İmam el Alusi ve ailetehu ve Amcad el Zuhri. El Şeyh Amcad el Zuhri. Fil Cezayir Abdul Hamid ibn Badis. Fi Tunus Malik ibn Nebi. Gençler lahza. Genç arkadaşlar bilmeyebilir. Abdülhamid bin Badis Cezayir'de. Abdülhamid bin Badis Cezayir'de İslami diriliş öncüsü kabul edilir. O zamanın ve o dönemin nam? Aşa fi Tunus ve müfekkir Tunus. Ben ona gelme söyleyeceğim de. Abdülhamid bin Badis müceddit kabul ediliyor Cezayir'de. Genç arkadaşlar için söylüyorum. Müceddit kabul ediliyor. Yakın dönemlerde yaşamış. Daha sonra Malik bin Nebi kitaplarını genelde Fransızca yazmış. Çok çok ciddi üst düzey bir düşünür. Şunu örnek vereyim. Lahza üstadını affarım. Malik bin Nebi, mesela bu Suriyeli Cevdet Said var. Bir ara kitapları Türkçe'ye çevrilmişti. Cevdet Said diyor ki ben Malik bin Nebi'nin filan kitabını işte Afrikalılaşmak bir şey, Asya, Afro-Asya bir şey, bir ismi var. Arapça tuhaf bir isim. O kitabı en az 50 kere okudum diyor. Cevdet Said büyük bir yazar ve düşünür kendisi. Malik bin Nebi'nin o kitabını en az 50 kere okudum diyor. Hala da zaman zaman okurum diyor. Malik bin Nebi Türkçe'de de kitapları var. Etkilendiğini söylüyor hocam. Ne? Hindistan'da أبو الأعلى أفدرسن أبو الحسن النبوي مولانا أزاد مولانا محمد علي الحنفي. نعم باسل. في باكستان أبو الأعلى المودودي. في كشمير محمد شمس الدين شاه الكشميري ومحمد شمس الدين شاه الكشميري أنملي ندان çünkü o metridi ama ابن تيمية فكري aldı. Anladılar Türkçe ya. Tamam. Fasta في القرن الثامن عشر الميلادي أنشكسنجي يوزي لنضا محمد العلوي المالكي الفقيه هو أهل السنة. من؟ محمد العلوي المالكي الفقيه. في عصر كم؟ في عصر الدولة العلوية بعد المولى إسماعيل القرن الثامن عشر. نعم. بهذا الاسم هناك عالم معاصر لهذا السبب سألت واصل. في ليبيا الحركة السنوسية وعلى رأسهم المولى إدريس وعمر المختار. نعم. في تركيا السلطان عبد الحميد ويهمنا في هذا الأمر السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد نتريدي لكن أخذ مصطلح الحاكمية وأسلوب ربط الدولة بالسياسة ومؤسستها فكره كله من ابن تيمية على الرغم من أن عبد الحميد أي في نفس الوقت كان يتبع الطريقة الشاذلية في أوراده وفي دعائه. يهمنا بعد ذلك في سعودي عربستان محمد بن عبد الله. Yani tabi biraz da garipsedim, ben düşünceye daldım işin doğrusu. Yani Sultan Abdülhamid İbni Teymiye'den son derece etkilenmiş filan deyince hakimiyet düşüncesinde diyor Sultan Abdülhamid Şazeli tarikatına mensuptu diyor aynı zamanda. Ancak İbni Teymiye'nin de hakimiyet, hocam başta söylemişti. Yani devlet idaresinde dinin bulunması noktasında bu kişiler istifade etmişlerdir diyor. Şimdi benim şahsi kanaatim bunların hepsi ayrı ayrı incelenilmesi gerekir. Yani bir yerden bir etkileşim olabilir tabii ki ama ne kadar, ne derece, nasıl, ne? Yani birebir genç arkadaşlar için söylüyorum. Birebir bunların hepsi İbn-i Teymiye'nin tilmizi gibi düşünülmemeli. Bir etki var diyor. في عصر سلطان عبد الحميد كان هناك صراعا حول علاقة الدولة بالدين. Din devlet ilişkisine dair Sultan Abdülhamid döneminde çok keskin tartışmalar vardı. انقسم هذا الصراع في العصر العثماني داخل مؤسسات الدولة العثمانية. Bu tartışma Osmanlı müesseseleri içerisinde de bulunmaktaydı. فقام السلطان عبد الحميد بطباعة الكتب التي تناسب كل بلد على حسب اتجاه أهلها. فمثلا في مصر والعراق، في مصر وسوريا تم طباعة كتب ابن القيم في المدار العثمانية وابن تيمية، ولم يكن السعوديين أول من طبعوا كتب ابن تيمية، ولكن كانت الكتب السياسية وكتب القضاء والقدر
fakat. Sultan Abdülhamit idaresi altında bulunan her memleketin kendi ahvaline uygun olan bir kısım kitapların basım ve yayımına önem vermiş. İbn-i Teymiye'nin özellikle kaza, kader ve siyaset konularındaki kitaplarını Osmanlı matbaasında El-Matba'l Osmaniye'de bastırmış. Eyne fil Arak, Kultu fil Arak ve fi Mısır. Şam, Mısır ve Irak'ta İbn-i Teymiye'nin özellikle bu başlıklı kitaplarını bastırmış. Bu arada diyor, İbn-i Teymiye'nin kitaplarını ilk basan Suudi Arabistan'da değildir. Sultan Abdülhamit'tir diyor. Sonra ata Muhammed ibn Abdülvahhab fil karn 18 miladi ve kala ennehu yasir ala nahj ibn Teymiye. 18. asırda, miladi 18. asırda Muhammed ibn Abdülvahhab ortaya çıkmıştır. Kendisinin İbn-i Teymiye metoduyla hareket ettiğini iddia etmiştir. Ama Muhammed ibn Abdülvahhab yeteşabah ma İbn Teymiye fi ba'd al-umur ve yahtalif anhu kulliyatan fi umurin kesire. Abdülvehhab bir kısım birçok konularda İbn-i Teymiye ile benzeşmekte olduğu gibi birçok başka konularda da farklılıklar göstermektedir. Nahnu min hazihi al-muhadara nahdif ila şey'in vahid. Huwa an nakun fi janib al-haq wa laysa fi janib taraf muayyan. Yani nahnu lasna dedd İbn-i Teymiye, fi nafs al-waqt nahnu lasna ma'hu mutlaqan, walakin ma'a al-haqiqa al-mutlaqa. Biz burada bu konuşmayı yaparken ki konumumuzu özellikle bir daha belirtelim diyor. Benim burada maksadım ne İbn-i Teymiye'yi savunmak, ondan yana durmak, İbn-i Teymiye'cilik yapmak ne de İbn-i Teymiye'nin aleyhinde bulunmak. Benim maksadım İbn-i Teymiye'yi olduğu gibi doğru hak, hakikat üzere aynen anlayıp aktarmak. Buna ben sadece çalışmaktayım. لذلك لأن كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. O yüzden sadece Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözlerini tartışmasız olarak kabul edebileceğimizi, onun dışındakilerinin tartışmaya açık olduğunu ifade etmemiz gerekir. İntaha. Bitti. Tamam. Özetlesin. Özet mi yapsın? Gençler, biraz sabırlı olalım. Bitti zaten. Sorularınız varsa onlara da hocam Türkçe olarak cevap verecekmiş. İnşallah. İnşallah. Hocam, Emin buyur. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Ehlen ve sellem. Reşit Rıza'nın İbn-i Teymiye'den etkilendiğini söyledi de hocamız. Benim aklım orada kaldı. Reşit Rıza bugün çok sert tenkitler alan hani modernist dediğimiz veyahut da müsteşriklerin yolundan gittiği söylenen bir insan olarak nasıl oluyor da İbn-i Teymiye'den etkileniyor? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. İbn-i Muhammed Reşit Rıda hasebe fikril ah ennehu men teessere bihil hadâfiyyûnel islâmiyyûn fil asrıl hadir keyfe yekûnu mutâsiran bi İbn-i Teymiye huve. Muhammed Reşit Rıda selâsat merâhid. Billugat Türkiye mümkün? Evet. Muhammed Reşit Rıda hayatında 3 tane durum var. Birincisi o Sufi grubundan. İkincisi ise akılcı grubundan. Üçüncüsü ise ehli hadis İbn Teymiye gibi ama devlet ile dünya arasında ne ilakası var? Tamamen İbn Teymiye fikri aldı. Lehada alefe kitap semma El Hilafe. قال فيه أن العثمانيين لا يستحقون الخلافة لأنهم لا يطبقون الشورى. وابن تيمية كان ينادي بالشورى. أنت لخبطت علي. كنت أتابعك باللغة التركية. انتقلت إلى تركيا. Arkadaşlar şu anda o çıtana durum Muhammed Reşit Rıda hayatında var. Birincisi o Sufi grubundan. İkincisi o bu vakitte Akılcı, affedersiniz, özür dilerim, diksiyon için hastadır. No, problem yok, evet. Üçüncüsü, bu vakitte o ehli zahir grubundan. Muhammed Reşit Rıda, devlet ile din arasında ne ilakası, bu fikir kiminden aldı? İbn-i Teymiye'den. Böylece Muhammed Reşit Rıda bu konu için özel bir kitap yazdı, bu kitap onun adı El-Hilafe, Hilafet kitabı. Bu kitapta o söylemiş, Osmanlılar şu anda halife olmayabilir. Neden? Çünkü onlar demokrasi gibi ama şura İslam terimi kullanmayabilir. Şimdi bizim genç arkadaşlarda genel problem hep böyle oluyor. Filanca filancadan etkilenmiştir denildiğinde
bizim Türkiye'deki şeyhlere ve cemaatlere intisabımız anlaşılıyor. Yani Muhammed Reşit Rıza İbni Teymiyeci olmuştur. Onun sözünden çıkmaz. Böyle değil arkadaşlar. Yani bir Reşit Rıza 100 tane adamdan etkilenmiştir de biri de budur. Hocam ne dedi? Sadece hilafet ve idare konularındaki düşüncesinde İbni Teymiye'den etkilendiği görülmektedir diyor. Bu kadar. Yoksa Reşit Rıza'nın dediği gibi şu yönü, bu yönü, öteki yönü vardır dedi. Soru. Buyur hocam. Sen hocam sen. Ebu Takya. Nam, buyur. Ses. Ses geliyor mu? Geliyor. Hoş geldiniz. Ben de aynı bağlamda aynı soruyu Ebu Hasan el-Nedevi için sormak istiyorum. Hangi konularda etkilenmiştir İbn-i Teymiye'de? Ebu Hasan Ali Nedvi İbn-i Teymiye'nin hangi görüşlerinden, nasıl, nereden etkilenmiş? Tevhid-ül Uluhiyye. Velizalika alla tevhidul uluhiyye hakkında Ebu Hasan Nedvi bir kitap yazdı. Bu kitap İbn Teymiyye'den tamamen kopya aldı ve kopya özürlerim. Ve İbn Teymiyye hakkında zaten Ebu Hasan Nedvi bir kitap yazdı. Bu kitabının adı Al-Hafız İbn Teymiyye. Evet, çok güzel. Başka? Buyurun. Selamun Aleyküm hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam İbn-i Telmiye, Malik Nasır İbn-i Telmiye'den mi etkilenmişti yahut ondan etkilenmişse neden onu sonradan hapsetti? Bir de hani Vahdet-i Vücutçular ona onu tenkit ediyorlardı. Kim, bir daha söyler misin? Vahdet-i Vücutçular ilk önce onu tenkit ediyorlardı ya hocam. Zaten konferans içinde zaten... Ha, Vahdet-i Vücut. Önce onu tenkit ediyorlardı, sonra işte... Malik Nasır onları destekledi ve Telmiye'yi hapse attırdı. Yani Malik Nasır duruma göre şey mi, yön mü değiştiriyordu acaba? İbn-i Teymiye Suriye'de zafer, Mağulları zafer kazanmıştır. Bu vakitte Malik Nasır hapishaneden çıktı. Vahdetul Vücud ashabları onunla konuştu. Şu anda genel halklar Suriye'de söylemiş, İbn-i Teymiye, İbn-i Teymiye, İbn-i Teymiye. O zaman İbn-i Teymiye kendisine özel bir mülk, özel bir devlet Suriye'de kurabilir. Böylece Melik-i Nasır onu tuttu. Ama Melik-i Nasır o kadar ona zarar vermedi. Neden? Çünkü İbn-i Teymiye vefat ettikten sonra Melik-i Nasır çok ağlamış ve Vahdetul Vücud hapishaneye attırmış. Siyasi bir olay diyor ya. Evet. Buyur, ses ama sesini yüksel. Hocamıza teşekkür ederim. Kitaplarının tahrif edildiğini söylemişti ya hocam İbn-i Teymiye'nin. Evet. Şimdi ben bir şey görmüştüm. İslam Ansiklopedisi'nde gördüğümü hatırlıyorum. Sesi yükseltir misin? Mikrofonu ağzını. Demiş ki hocam, Allah-u Teala yani benim mihrabına indiğim gibi arza iner. Böyle bir şey gördüm. Hayır. Böyle bir var mı? Varsa bu bakla, nasıl bakla, izah bakla. Ben söyledim, ben biliyorum. İbn-i Battuta kitabında İbn-i Battuta kitabında söylemiş, ben Şam'a ziyaret ettim. Bu vakitte ben bekle. Bakla mı, bekle mi? Bekle. İbn-i Battuta Safa'nın Nema'da Seyahatnamesinde söylemiş, ben Şam'a ziyaret ettim. Cuma namaz Şam Umayya Cemi'nde kıldım. Bu vakitte bir imam, onun adı İbn-i Teymiye, söylemiş, Allah Subhanahu ve Teala dünyaya bu şekilde merdiven gibi indiriyor. İniyor. Ama sıkıntı var. Neden? İbn-i Battuta Şam'a ziyaret etti doğru. Ama bu vakitte İbn-i Teymiye Şam Umayya imam olarak çalışmadı. Çünkü bu vakitte Şam kalasında hapiste. Hapiste yani. Böyle anlaşıldı mı? Hızlı ol Mehmetciğim. Sana gerek yok. Biz duyacağız. Evet. Ya bunu ben söyleyeyim size, kısaca bitireyim. İbnül Kayyim el-Cevziye'nin nesi var? Medarecüs Salikin var. Bildiğin tasavvuf kitabı ya. Saygılı, hürmetli tasavvufa. İbn-i Teymiye kendisi Şeyhuna Abdülkadir el-Ceylani diyor kitabında. Tümes toplu eserlerinde. Hocam anlattı onu. Söyledi zaten.
İbn-i Teymiye istikametli tarikat ehline saygılı olduğunu söylüyor ama bir şey belirtti. Tevessül, teberruk, işte bazı zatları salih bilme, evliya bilme filan konularında mazara da İbn-i Teymiye'nin halleri var. Mesela. Nasıl? Mazara, kabir ziyareti. Kabir ziyareti. Bazı sufilik bu şekilde yapıyorlar. Mazar yanında, vali mazarının yanında bir kutu var. Bazı halklar bu mazara edarak bu kutuya bara atıyor. Bu beden için. O zaman yanlış. Çünkü fakir ihtiyacı var. Yetim biraz önce... Yani kurban kesme, sadaka verme, şu bu bazı halleri var. Uygun görmemiştir diyor. Evet. Bitiriyoruz arkadaşlar. Sabırlarınızı zorlamayalım. Bu kadarla yetinelim. Halit Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ayın 23'ünde İbn Arabi ile ilgili Ekrem Demirli'ydi değil mi? Evet. Profesör Ekrem Demirli Hoca gelecek. Şimdi kafanızda doğan o soruları kendisine sorarsınız İbn Arabi ile ilgili. Ama hoca pazartesi'de Hazreti Osman dönemi ile ilgili bir konferans olacak. Belge var mı? Belge. Bunu bana mı veriyorsun? Hayır, bana Arapça metni verebilirsin. Sonra alayım. Tafattım.